İbrahim Kahveci 20 Ekim 2021 karar. Ya zam ya karanlık ya da Evet küresel bir enerji sorunu yaşandığı belli. Anadolu Ajansı Avrupa'da %150 artan elektrik fiyatlarına karşılık Türkiye'de artışın %75'te kaldığını haber olarak geçti. Demek ki sorun ciddi. Dün itibariyle elektrik üreten şirketlerin Ekim ayı ilk 20 gün ortalama satış fiyatı 62.27 kuruş oldu. Bu fiyat elektrik üreten şirketlerin kasasına giren birim satış değeri oluyor elektrik üreten firmaların geçen sene ekim ayında satış fiyatları 32.40 kuruş düzeyindeydi bir yıl sonra firmalar artık elektriği %93.5 oranında daha pahalı satıyorlar aracı dağıtıcı firmalar işte bu artan fiyattan elektriği alıyorlar ve bu fiyatın üzerine 1 iletim bedeli 2 dağıtım bedeli 3 kayıp kaçak maliyetini 4 vergileri ekleyerek satış yapıyorlar işte bu dört maliyet eklenerek üreticiden alınan elektrik tüketicilere iki katı aşan bir farkla satılmış oluyor. İşin özü şu, üreticide artan fiyatlar mecburen tüketiciye yansıtılıyor. Yoksa arada aracı dediğimiz sistem çökmüş olacak. Mesela geçen yıl Ekim ayında üreticide 32.40 kuruş olan elektrik yukarıdaki 5 maliyet kalemi eklenerek tüketiciye 75.11 kuruştan satılmıştı. Şimdi ne oldu? Elektrik fiyatını üretici firmalar artık 62.27 kuruşa satıyor. Üreticiler %93.5 zam yaptılar ama işin bir başka kısmı daha var. 14 Ekim sonrası pazar biraz daha karıştı. Pazartesi üretici fiyatları 81.80 kuruşa çıkarken bugün de 76.16 kuruştan fiyat oluştu. Kısaca üreticinin elektrik satış fiyatı artık 70-80 kuruşlara dayandı. Oysa daha geçen yıl elektrik üreticileri ürünlerini 28.22 kuruş ortalamadan satmışlardı. Bu açıdan baktığınızda üretici fiyatı yaklaşık 1,5 kat, %150 gibi artmış oldu. Üreticide %150 artan satış fiyatı tüketicide ne kadar arttı? Geçen yıl Ağustos ayına kadar 71.02 kuruştan konutlara fatura edilen elektrik bu yıl Temmuz başındaki zamla artık 91.72 kuruşa geldi. Tüketicinin zam oranı %30 seviyelerinde. Ne yapacağız? Üreticide çok yüksek oranda artan fiyatlar serbest piyasada belirleniyor. Ama tüketiciye satış fiyatında kararı EPDK veriyor ve EPDK Ekim başında zam yok dedi şu durumda üretici rahat maliyetlerini serbest piyasaya yansıttı ve karını cebine koydu ama aracılar ne olacak? Aracılar 70-80 kuruşa üreticiden aldıkları elektriğin üzerine iletim, dağıtım, kayıp, kaçak ve vergileri de eklemek zorunda. Geçmiş yıllarda bu maliyetler hep nihai satış fiyatının yarısından fazlasını oluşturmuş. Bu hesaba göre üreticiden 60-70 kuruşa alınan elektrik tüketiciye en az 1.20, 1.30 kuruştan satılmak zorunda. Bu fiyatsa dün de belirttiğimiz gibi yaklaşık %40-45 zam demek. Bu zam yapılmazsa ne olacak? Aracılık, dağıtıcılık sektörü çökecek. Yani elektrik satamayacaklar. Zaten şu sıralarda da trafo bakımları, santral tamirleri gibi nedenlerle sıkça elektriğiniz kesilmiyor mu? İşte buna da gezdirilen elektrik kesintisi deniliyor. Ya zam olacak ya da karanlık. Ama bir yol daha var. Türkiye'nin bu elektrik sorununun ana nedeni kurlar. Yani dolardaki yükseliş İthal kömürcüler spot piyasadan aldıkları için bu sorunla baş edemiyor. Dün itibariyle üretim payları %10'un altına düştü. Geçen yıl %20,5 paya sahiptiler. Kurlar düşmeden enerji ithalatında imkanlarımız artmayacak. Maaşımızı değil ama enerjiyi dolarla alıyoruz. O zaman tek çıkış yolumuz doları düşürmek. İyi ama bu konuya da yönetim hiç yaklaşmıyor. Zaten 2018'de yapılan seçimde Sayın Erdoğan'ın faiz ve enflasyon teorisine evet oyu vermiştik. O zaman yönetim değişene kadar patlasın kurlar, gelsin zamlar. Devam. Manşet neden değişti? Dün Yeni Şafak gazetesi Taşra baskısında enflasyon faize bahane olamaz manşetiyle çıkmış. Ama şehir baskısında bu manşet kaldırıldığı gibi birinci sayfada hiç yer bile almamış. Manşete konu olan haberse içeride dördüncü sayfada öylece duruyordu. Acaba Yeni Şafak yazarlığı da yapmış olan Merkez Bankası Başkanı'nın bu manşet değişiminde bir etkisi mi oldu? Ya da şöyle söyleyelim, yahu durun, bu kur artışında faiz mi indirilir denildi. Çok değil, yarın öğreneceğiz. İbrahim Kahveci